Euzubillahimineşşeytanirracim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Fütuhat-ı Mekke 10. sefir 64. kısım. Fasıl içinde vasıl. İhrama girenler. İhrama girenler 3 kişidir. Kıran haccını yapan kişi, sadece hac yapan kişi veya sadece umre yapan kişi. Bu kişi temettü haccı yapan kimsedir. Bu bölüm veda haccını ortaya koymayı gerektirir. Bunu ortaya koyduktan sonra ise bu ibadetle ilgili hükümleri daha önce takip ettiğimiz yönteme göre ortaya koyacağız. Şöyle deriz. Birden çok kişi icazet yoluyla İbni Said el-Arabi'den duyarak bize aktarmıştır. O Abdülgafir el-Farisi'den, o el-Cülvedi'den, İbrahim bin Süfyan el-Mervizi'den, o Müslim bin Haccac el-Kuşeyri'den, o Cafer bin Muhammed bin Ali el Hüseyin'den, o babasından, o Cabir bin Abdullah'tan şöyle duymuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 sene hiç hac yapmamıştı. Sonra bir müezzin peygamberin hac yapacağını insanlara duyurdu. Bunun üzerine pek çok insan Medine'ye gelerek peygamberle birlikte hacca gitmek, ona uymak ve haccı onun gibi yapmak istedi. Biz de peygamberle birlikte yola çıktık ve Zulhuleyfe'ye geldik. Esma bin Umeys Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurdu. Ben de onun peygambere ne yapması gerektiğini sormaya gönderdim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Yıkan ve elbiseni değiştir, ihrama gir. Ardından peygamber mescitte namaz kıldı. Sonra devesi Kusva'ya binerek yola çıktı. Devesiyle çölde yürürken gözümün görebildiği kadar önünde, sağında, solunda ve ardında bulunan yaya ve binekli insanlara baktım. Peygamber önümüzdeydi. Kur'an kendisine iniyor ve o tevilini yapıyordu. Yaptığı her şeyi biz de yaptık. Bir yerde tehlil getirmeye başladı. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Senin ortağın yoktur. Lebbeyk. Hamd ve min nimet sana aittir. Hamd ve nimet sana aittir. Mülk senindir. Senin ortağın yoktur. İnsanlar da onun gibi tehlil getiriyordu. Peygamber buna karşı çıkmadı ve telbiye getirmeyi sürdürdü. Cabir şöyle devam etti. Biz sadece haccı biliyor, umreyi bilmiyorduk. Peygamber ile birlikte Kabe'ye geldiğimizde rükne el sürdü. 3 kez koştu, 4 kez yürüdü. Sonra İbrahim'in makamına geçerek şu ayeti okudu. İbrahim'in makamını namazgah ediniz. Sonra bu makamı Kabe ile kendisinin arasına aldı. Babam şöyle diyordu. Peygamberden mi aktarıyordu bilmiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekatta İhlas ve Kafirun surelerini okuyordu. Sonra rükne dönerek onu selamladı. Sonra kapıdan Safa'ya doğru çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın ayetlerindendir ayetini okudu. Sonra şöyle devam etti. Allah'ın başladığıyla başlarım. Böylece Safa'dan başladı. Oraya çıkarak Kabe'yi gördü. Kıbleye yönelerek Allah'a billedi ve tekbir getirip şöyle dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona aittir. O her şeye kadirdir. Allah'tan başka ilah yoktur. O sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, kuluna karşı bileşenleri başarısızlığa uğratmıştır. Sonra orada dua etmiştir. Bunu 3 kez söylemiş, sonra Merve'yi inmiştir. Ayakları vadinin içinde hızla hareket ediyordu. En sonunda yukarıya çıkarak yürümüş ve Merve'ye ulaşmıştı. Safa'da yaptığının bir benzerini Merve'de yapmış, son tavafını da Merve'den yaparak şöyle demişti. Size söylediğimi düşünmüş olsaydım kurban getirmezdim ve umre yapardım. Yanında kurban olmayan kimse ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Ceyş ayağa kalkarak şöyle demiştir. Ey peygamber! Sadece bu sene için mi hac ve umreyi birlikte böyle yapacağız yoksa bu zorunlu mudur? Peygamber parmaklarını birbirine geçirerek şöyle demiştir. Umre hacca böyle girmiştir. Hayır sürekli böyledir. Ali peygamberin develeriyle Yemen'den gelmiş, Fatma'nın ihramdan çıkanlar arasında bulunduğunu görmüş, sonra Fatma renkli bir elbise giyerek sürme sürünmüştü. Ali Fatma'nın bu davranışını yadırgayınca böyle yapmam emredildi demişti. Hazreti Ali Irak'ta şöyle demiştir. Fatma'nın yaptığına öfkelenerek peygambere gittim. Belirttiğim hususta peygambere fetva soracaktım. Fatma'nın yaptığına tepki gösterdiğimi söyleyince bana şöyle dedi. O doğru yapmış, doğru yapmış. Ben de haccı farz saydığında ne dedin dedim.
Şöyle yanıt verdi: Allah'ım, ben peygamberin getirdiği gibi tehlil getiririm. Sonra şöyle ekledi: Benim yanımda kurban vardı ve ihramdan çıkamam. Sonra şöyle dedi: Ali'nin Yemen'den getirdiği deve sürüsü ve peygamberin getirdiğinin sayısı 100 idi. İnsanların hepsi ihramdan çıkmış ve saçlarını kesmişti. Peygamber ve yanında kurban bulunanlar böyle yapmamıştı. Tevdiye günü gelince Mina'ya yönelmişler ve haccı tamamlamışlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineğine binmiş, onunla öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ve fecir namazını kılmıştı. Sonra biraz beklemiş, güneş doğmuş, sonra bir kubbe yapılmasını emretmiş. Bunun üzerine kendisi için bir sancak konulmuştur. Peygamber yürümüş. Kureyş ise Meşar-ı Haram'da duracağından hiç kuşku duymuyordu. Nitekim cahiliye döneminde Kureyş böyle yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta gelinceye kadar böyle devam etmiş. Kubbenin üzerine bir demir konulduğunu görmüş, orada konaklamış. Güneş yükselince devesini istetmiş. Devesi hazırlanmış. Devesine binerek vadinin içine gelmiş ve insanlara hutbe okuyarak şöyle demişti: Bu ayınızda, bu şehrinizde ve bu gününüzde olduğu gibi kuşkusuz kanlığınız ve mallarınız birbirinize haram kılındı. Dikkat ediniz! Cahiliyeden kalma bütün işler ayaklarımın altındadır. Cahiliye döneminden kalmış kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası ise İbn-i Rebiya bin el-Haris'in kan davasıdır. O, süt çocuğu olarak Beni Sa'd kabilesine verilmişti. Hüzeyl de kendisini öldürmüştü. Cahiliye dönemi faizi kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz ise Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Çünkü faiz bütünüyle kaldırılmıştır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın hükmüyle onları eşler edindiniz. Yatağınıza kimseye sokmamaları sizin onların üzerindeki hakkınızdır. Bunu yaptıklarında ise onları cezalandırınız. Beslenmeleri ve örfe göre giyinmeleri de onların sizin üzerinizdeki haklarıdır. Kendisine sarıldığınızda asla sapmayacağınız bir şeyi size bıraktım: Allah'ın kitabı. Beni size soracaklar, ne diyeceksiniz? Orada bulunanlar şöyle demiş: Tanıklık ederiz ki sen tebliğini yaptın ve yerine getirdin, nasihatini ettin. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını önce göğe, sonra insanlara doğrultarak şöyle demiş: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezan okutmuş. Ayağa kalkarak öğle namazını kılmış. Sonra kamet getirmiş, ikindi namazını kılmış. Bunların arasında bir şey kılmamıştı. Sonra devesine binmiş, vakfe yerine gelmişti. Devesinin karnını taşlıklara, yularını ise eline alarak kıbleye yönelmiş. Güneş batıncaya kadar ve sarılık kaybolup güneş tam olarak gözden ayrılıncaya kadar vakfe yapmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ardına Usame'yi bindirmiş ve ayrılmıştı. Devesinin yularını bağlamıştı. Neredeyse devenin başı ayaklarına değecekti. Sağ eliyle ise şöyle diyordu: Ey insanlar, sakin olunuz, sakin. Hangi dağa gelse yükselene kadar ona biraz tırmanıyordu. En sonunda Müzdelife'ye geldi. Orada akşam ve yatsı namazlarını tek bir ezan ve iki kametle kıldı. Bunların arasında ise bir şey kılmadı. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fecir doğuncaya kadar istirahat buyurdu. Ardından aydınlık ortaya çıkınca tek bir ezan ve kamet ile fecir namazını kıldı. Sonra devesine bindi ve Meşar-ı Haram'a geldi. Orada kıbleye yöneldi ve Allah'a dua etti. Tekbir getirdi, tehlil getirdi, Allah'ı birledi, yoruluncaya kadar ayakta durdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğmazdan önce devesini yola koydu ve ardına bu kez Fazıl bin Abbas'ı aldı. Fazıl saçları güzel, beyaz ve güzel biriydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle hareket ettiğinde oradan bir grup kadın geçiyordu. Fazıl gözlerini kadınlara dikmiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Fazıl'ın yüzüne koymuş. Fazıl yüzünü çevirerek diğer taraftan kadınlara bakmaya başlamış. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem elini diğer taraftan da Fazıl'ın yüzünü kapatmış. Bir yere gelmişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini biraz hareket ettirmiş. Sonra Büyük Cemre yerine çıkılan orta yola ulaşmış.
Sonra ağacın yanında bulunan Cemre yerine gelmiş. Orada 7 taş atmış. Her taşı atarken tıpkı vadinin içinden atılan taşlarda olduğu gibi tekbir getiriyordu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesim yerine doğru hareket etti. Orada 63 deve kurban etti. Sonra Ali'ye işi bıraktı ve Ali de kalan develeri kesti. Böylece onu kurbanlarına ortak etti. Sonra her deveden bir miktar getirilmesini emretti. Onlar belirli bir ölçüyle pişirildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pişirilen etlerden yedi. Yemeğin suyundan içti. Sonra bineğine binerek Kabe'ye doğru hareket etti. Mekke'de ikindi namazı kıldı. Zemzem kuyusundan su alan Abdülmuttalip oğullarının yanına geldi ve şöyle buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları! Kabınızı doldurunuz. İnsanlar su almanıza baskın gelmeyecek olsaydı ben de sizinle beraber kovamı doldururdum. Onlar da Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir kova verdi. Peygamber de kovanın suyundan içti. Cabir'in aktardığı hadis burada sona erdi. Sonra konumuza dönersek şöyle deriz. Kıran haccı yapan kimse batini yorumda söz gelişi oruç gibi herhangi bir amelde Rab'lık nitelikleriyle kulluk niteliklerini birleştiren kimse demektir. Ya da kıran denklik hükmüyle hak ile kulu herhangi bir özellikte bir araya getirmek demektir. Bu denklik söz konusu şeyde her birinin aynı paya sahip olması demektir. Buna örnek olarak namazın Allah ile kulu arasında bölünmesini verebiliriz. Bu da kıran sayılır. İfrat haccı ise şu ayetlerdeki duruma benzer. Sana işten hiçbir şey ait değildir. Başka bir örnek ayet ise de ki bütün iş Allah'a aittir. Başka bir örnek olarak de ki hepsi Allah katındandır. Ve bütün iş ona döner ayetlerini verebiliriz. Böyle sadece kula veya sadece hakka ait durumlar bu hacca işaret eder. Bu bağlamda kula özgü şeylere örnek olarak şu ayeti verebiliriz. Sizler Allah'a muhtaçsınız. Başka bir örnek ise Allah'ın Ebu Yezid'e söylediği şu sözdür. Bana ait olmayan bir şeyle bana yaklaşmalısın. Zillet ve yoksullukla. İşte hacda kıran ve ifradın batini anlamı budur. Bu meselenin açıklaması Allah izin verirse ayrıntılı olarak gelecektir.